Son yarışmacımız Emre Bey. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Başımıza neler geldi? Allah sormayın. Birazcık sıkıntı oldu. Başlar başlamaz Ozan Bey'le birlikte neler yaşadık. Bir daha tekrar etmez diye düşünürken. Değil mi? İyi giderken oldu. Çok yani. Güzel performanslar. Şu anda yani 9600'ün peşinde koşuyor olabilirdiniz. Hatta 9600 de değil. 9600 artı 1 dakika 26 saniyenin peşinde koşuyor olabilirdiniz. Daha da yukarıya çıkabilirdiniz. Hani o 9600, 9800'ler kazanmamıza sebep olabilirdi. Ama başka şeyler döndü arka tarafta. Benim bir suçum yok. Benim de yok. Sonuç itibariyle şimdi böyle parkta bir yürüyüş yapar gibi 22 tane harfimizi alarak şampiyonluğa uzanacağız. Değil mi efendim? Umuyorum ki öyle olur. Başlayalım mı? Tabii ki. Gelsin. Herhangi bir alanda ilk adımı atan, diğerlerine kılavuzluk eden kişi. Basit düşünün. Harf alayım. Harf alayım. Al bir harf. Bu işin... Öncü. Öncüsü. Avangardı. Güzel. Burada harf alırsın. Bir bakın hocam. Karar verirsiniz. Türkçesini yazdık. Doların %1'i değerindeki para birimi. Sent. Yapıştırın gitsin. Haydi geliyor birisi. 5 harfli cevaplar karşımızda. Tek kelimeden oluşmaktadır. Hoşa gitmek için yapılan davranış. Cilve. Kırıtma, naz nedir? Cilve. Çok iyi gidiyor Emre Bey. Çok iyi gidiyor Emre Bey. Buyurun efendim. Bitsin 5 harfli cevaplar. Hızlısınız da maşallah. Nasıl sormuşsun? Akran. Yaşıt. Nedir? Yaşıt. Tamam. Bu kadar dönüştüğünü ilerlemeyelim. Birilerinin gözü değiyor çünkü biliyorsunuz. Sana böyle harf alır gibi yapın. Neyse alsam mı acaba filan. Tamam. Buyurun gelsin. Rasyonalist. Usçu. Türkçesini istiyorum sizden. Us neydi hocam? Rasyonel. Bir harf alayım. Alalım bir tane. Değil mi? Sesli harfle başlıyormuş. Bakın onu öğrendik. Usçu gibi bir ek almış sonuna zaten. Dilimin ucunda da aklıma gelmiyor. Bir alırız harf daha bir alayım. Harf daha, alırız bir harf daha. Ne gal? Sıra gitmesin. Ne güzel. Ne akılcı. Güzel. Akılcı. 400 puan daha katıyor kasaya. Şimdiden 2100. 6 harfli cevaplar bitiyor. Biliyorsunuz ki son 6 harfli cevap mastarla bitiyor. Sürtünme katsayısı az olan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek. Harf alayım. Alalım bir harf. Mastardan gelmesin. Gelmedi. Kaymak. Nedir efendim? Kaymak. Kaymaktır. Mastarda böyle bir bezginlik hissediyor musunuz? Ben hissettim de yani. Paylaşayım size. Uzun süre oldu. Yorulmuştur arkadaşlar. Evet, tabii. Muhtemelen ondan dolayıdır. Buyurun yenisi gelsin. Buna dikkat ne olur. Bu biraz zorca. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketidir. Sirküle. Türkçe. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Buyurun. Mesela dalganın da değil mi? Tsunami. Dalganın da mesela böyledir. Aynı konumdan aynı hızla, aynı hareketle. Yani bir ne yapar böyle? Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Tabii ki. S harfiyle başlıyor. Sondan üçüncüye harfi ne harfi? Kendimizi zorlamayalım. Alalım bir harf. Bir harf daha alayım. Şöyle kendimizi zorlamayalım yani. Salınmak. Şöyle salalım kendimizi. Salınmak. Salınmak değil. Değil. Salınma. Salınım. Salınım gayet güzel. Oturdu yerine. Şimdi biraz garip bir soru çıkacak karşınıza. Ne durumdayız? Ben abarttım mı durumdayız. Biraz? Çok iyi durumdayız. 9100 puana ulaşabilecek durumdasınız. 7 tane soru bitti. 7 tane soru sizi bekliyor. 15 tane harf alabilirsiniz. Her şey yolunda yani. Aynen bu şekilde devam ediyor. Çok rahat Bey'cim. Davranıyorum ama sıkıntı yaşamayalım da. Davranın rica ederim. Şu biraz garip soru. Tamam. Burada biraz dikkatli olalım. Çünkü burada kendimizi biraz serbest bıraktık, eğlendik. Kafa karıştırıcı olabilir. Anadolu necabetiyle kurutulan, önemli olan kurutulması, yoğurt ve türlü yan ürünlerin çorba malzemesine dönüşmüş toz halidir. Anadolu ve çorba dediğimiz zaman buram buram Anadolu. Bir harf alayım. Yani otantik hazır çorba gibi bir şey bu. Anadolu necabeti, Necip Anadolu. Bir harf daha alayım. Çorba. Tarhana. Nedir? Tarhana. İkincisini boşa aldık. Nazar boncuğu olsun efendim. Hiç sevmem o yüzden aklıma gelmedi.
Rica ederim. Ama yani çok çeşidi var tarhananın. Ekşisi var, tatlısı var. Çok uzun yıllardır yemedim. Çocukluk travması mıdır nedir? Tarhana sevmiyorum. Belki. Kötüsü denk geldi. Ondan sonra olabilir. Böyle bir hani set çekmişsinizdir de inşallah bir gün denk gelirsiniz. Güzeli i̇nşallah. Çok güzel olur hakikaten. Buyurun efendim, bir eş anlamlı sorusu. Gelecek. Bu anlamda Arapça kökenli bir sözcük ki unutulmuş bir sözcük değil. Atamızın sözü var mesela. Gelecek nerededir diyor. İstikbal. Göklerdedir. Buyurun. 4300 kasa. 8, 1, 9, 2, 12. 5 tanecik harf kaldı. Harf diyorum, soru. Buyurun. Lokomotif, vapur gibi taşıtların hareket mekanizmasını işleten kimse. Vapur biraz kafa karıştırabilir. Lokomotif diyelim. Lokomotifi işleten kimse. Aynı zamanda eskiden film makinalarını makinist işleten kimse işinde kullanılıyordu. 5100 yapar kasayı. Mac diye bitiyor. 9 harflidir kendileri. Şöyle soruluyor. Buyurun. Bu bittikten sonra 3 soru kalacak. 8900 puana koşuyorsunuz. Birini yapmakta oldu. Alıkoymak. Nedir? Alıkoymak. Vallahi bravo. Birini yapmakta oldu. Veya yapmak istediğin işten geri tutmak, alıkoymak. Uçtu gitti. Gelsin bakalım yenisi. Bunlar belki harf alınır diye hazırladığımız sorulardı. Kendi yokken, arkasından. Bu anlamlarda bir sözcük. Eski mi? Evet. Eskimiş mi? Hayır. Harf alayım. Konuşmak Emre Bey. Arkasından konuşmak. Gıyaben. Hadi. Gıyabeten. Yok. Ekte problem var. Dokuz harfli. Gıyap. Senin. Gıyabında. Konuşuyor. Bravo. İki tanecik soru kaldı. Buyurun gelsin. Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışmamak, alışamamak, ısınamamak, onu sürekli o yadırgamak. Şeyi yadırgamak kalmış güzel. Bu da son sorudur, son cevaptır. Kimse de diyemez ki bu performans için Emre Bey zaten çıta düşüktü de ondan rahat rahat kazandı. Mertçe yarıştınız. Biraz fazla harf aldım ama. Yok ya. Yani. 8800'e bağlıyoruz efendim bu işi. As, İnşallah. As puan mı? Bakın Olcay Hanım şampiyon olduğunda da 4 sene önce 8700 almıştı aslına bakarsanız. Buyurun. Geniş yazın bilgisi, edebiyat bilgisi olan deneyimli okur. Bunların aynı zamanda geniş bir kütüphanesi olur. O yüzden de bunlara denir ki kendisi tam bir nokta noktadır denir. İki kelime. Kitap kurdu. Nedir? Kitap kurdu. Dileğinizin aklıyla. Vallahi öyle. Tebrik ediyorum. Hemen de şunu takdim etmek istiyorum. Güzel günlerde harcarsınız. Çok teşekkür ederim. Harcarken de bizi hatırlarsınız. Ama bu güzel grubun diğer kahramanlarına da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Biraz didişmiş olabiliriz. Ama sevgimizden dolayı hakikaten böyle ışıl ışıl bir grup oluşturmuştunuz. Çok da güzel bir bölüm armağan ettiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi bir de kendinizi alkışlayın. Bu güzel grubun temsilcisi olacak Emre Bey. Artık rakip değil, ekipsiniz efendim. Zaten çok hep iyi. Ekip gibiydiniz. Çok ısındık zaten. Değil mi? Olarak. İnşallah şimdi hafta finalinde şampiyon olursanız onlar da gururlanacak evet. Sizinle birlikte. Siz burada otururken ben bölümü kapatayım. Tamam. Keyifli vakit geçirdik. İnşallah hak ettiği şekliyle ekranlarınıza yansıtabilmişizdir efendim. Buralardayız. Sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.